Günün önemli gelişmesiyle başlayalım diler. Sen Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve Narin Güran'ın amcası yapılan incelemeler sonucunda gözaltına alındı ve bu kapsamda ifadesi alındığını söyleyebiliriz. Tabii çalışmalar da devam ediyor. O anlamda 11. günü de geride bırakmak üzereyiz ve 11 gündür Narin'den henüz haber yok. Tam tespit edilemedi ama çemberin daraldığı yönünde bilgiler alıyoruz. Bu önemli bilgi burada arama faaliyetlerine katılan ekipler tarafından veriliyor ki en son birkaç gün önce bu mesaj verilmişti. Yeni deliller kapsamında yeni araştırma sonuçları, yeni ipucular ortaya çıktıktan sonra bugün önemli gelişme gözaltı olmuştu ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı. Tabii bu soruşturma devam ederken arama kurtarma, arama çalışmaları da bölgede yürütülüyor. Narin'i aramak üzere yaklaşık 2000 kişi bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yine soruşturmalar kapsamında hatırlayacaksınız Türkiye kamuoyuna oldukça yansımıştı, yankı bulmuştu. Abisi gözaltına alınmıştı. Bir ısırık izinden bahsediliyordu ve rapor ortaya çıktı. Sonra abisinde Narin Güran'a ait bir ısırık izi tespit edilememişti ve abi serbest almıştı. Şimdi bir gözaltı durumu söz konusu ama anne baba da tekrar çağrıldı ve bu da DNA işlemlerinin tekrar yapılması için çağrıldığı bilgisine biz ulaştık. O anlamda yeni bilgiler oluyor, yeni gelişmeler oluyor konuya ilişkin. Peki bugünün bir başka önemli maddesi ne diye soracak olursanız, tabii arama faaliyetlerinden bahsettik. Arama faaliyetleri devam ediyor. Bu yüzden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi. Bir takım incelemelerde bulunacaklar ve önümüzdeki saat diliminde bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Biz bu açıklama tabii ki arama faaliyetlerinin ne yönde devam ettiğine ilişkin olacak ama diğer taraftan da arka planda da soruşturmaların sonucuyla ilgili elimize bilgiler ulaştığında da onu bizler buradan aktarmış olacağız. Biz şu an hemen Tavşantepe İlkokulu'nun bulunduğu alandan gerçekleştirdik yayınımızı ki polis burada, jandarma burada bir şerit çıktı ve çekti ve arkaya geçişimiz mümkün değil ama bölgenin birçok noktasında görüntü alabiliyoruz ve arama faaliyetleri şu an için devam ediyor. Henüz Narin'den haber yok ama en kısa zamanda ekipler ümitli bu haberin gelmesi için.